Karşıda Best Buy'ın ana merkezi var. Genel müdürlük binası var. Sağ tarafta Best Buy yazıyor. Best Buy Amerika Birleşik Devletleri'ndeki elektronik mağazaların zinciridir. En büyük elektronik mağazalar zinciridir. Genel merkezlik merkez binası da genel müdürlük binası da burası. Bu bina kompleksi burası bir kampüs gibi. İçinde toplam 3 birim üzerinde çalışan var. Evet, şu andaki tabii çalışan nüfus 3 bin mi değil mi bilmiyorum. Çünkü birçok insan evden çalışıyor. Ama binanın kapasitesi 3 birim üzerinde çalışanı rahatlıkla kaldırabilecek şekilde dizayn edilmiş durumda. Tekrar ediyorum Best Buy. Benim de zaten bilgisayar alacağım yer orası. Her zaman ben bütün elektronik, her türlü elektronik eşyamı oradan alıyorum. Yani sadece bilgisayar değil. Yani fotoğraf makinesi olsun, video kamerası olsun, çamaşır makinesi, televizyon, bulaşık makinesi, buzdolabı, aklınıza ne gelebilecek varsa elektronik eşya oradan alıyorum. Düzenli olarak alışveriş yaptığım bir elektronik mağaza. Zincir aslında tabii yani. Amerika'nın bütün eyaletlerinde faaliyet gösteriyor. Ve hatta Türkiye'de geldi. İzmir'de şey açmıştı, dükkan açtı, mağaza açtı. Fakat Türkiye'de tutunamadı. Ve Türkiye'deki mağazasını kapattı sonra. Bu şu anda gittiğimiz yol bizim buraların işte ana highway'lerinden biri. 94 numaralı highway doğu ve batı olarak gider. Şu anda biz batıya gidiyoruz. Batı istikametine gidiyoruz. Burada arkadaşlar yollarda Türkiye'de edinilmeyen bir alışkanlık bu. Doğu, batı, kuzey, güney kavramları yok. Alışkanlığı yok biliyorsunuz Türkiye'de. İnsanlar yol tarif ederken sağdan soldan, oradan sola dön filan diye tarif ederler. Ya da şuradan sağa dön filan. Ya da şu çıkıştan çık, oradan sola dön gibi. Buradaki bütün tarifler yön olarak. Yani kuzey, güney, doğu, batı tarifleriyle verilir. Yani oradan sağa gidip oradan sola gitmek diye verilmez. Ancak o şey de olur yani. Hani bir yoldan çıktın, küçük bir ara yoldan çıkıp işte sağa dönmek falan orada olabilir ama bu gibi highway'lerde falan istikametler, güzergahlar yön ile belirleniyor. Yani mesela şu anda dediğim gibi biz batıya gidiyoruz. Hiç yoğun değil yani yoğun saatte yani bugün tabii cumartesi hafta sonu saat 6:30 burası öyle bir tıkanık yoğun olur ki bazen dur kalk anca öyle gider özellikle biraz geride yani doğuya doğru olan tarafta hani şu göstermiştim ya Best Buy binası diye o civar böyle çok aşırı yoğunlaşabiliyor neyse bu şu an için tabii rahat gidebiliyoruz. Şimdi ben Apple Valley'den çıktım yola değil mi? Apple Valley'de oturuyorum. Arkadaşımın oturduğu muhitin ismi Eden Prairie. Eden Prairie şehri aslında. Yani Apple Valley nasıl bir şehirse Eden Prairie biraz orada ileride yazıyor görüyorsunuz. Eden Prairie diye şehrine gidiyoruz.
Eskişehir Eden Prairie diye yazıyor sağda. Bu çıkışı exit'e alıyoruz. Exit 11A. Evet, buradan da sola döneceğiz. Yani tahmininden de erken gidiyoruz. Aslında hiç istemediğim bir şey yani. 7 civarı demiştik. Şimdi yol tıkalı falan olur diye ben biraz daha hadi dedim yola çıkalım. Zaten spor salonundan çıktım işte biri aldım falan. Yani böyle hani ne derler misafirlikte 7 deyince de gidip de 60'ta gitmek prensibe, benim prensibime aykırı yani hoş olmaz. Neyse burada bir oyalanırız gerekirse. Eden Prairie şehrine gelmiş bulunuyoruz. Burası da gene Minnesota eyaletinin bilinen güzel şehirlerinden biridir. Nezih semtlerinden biridir. Şuradan sağa geçelim. Yavaş gidelim. Hatta şurada Shields var. Şuraya bir yaz. Benim gelip işte en son silah falan aldığım yer korkunç büyük bir mağaza. Orayı da bir göstermek isterdim aslında. Ama geçtik artık şimdi. Başka bir ara onu yapmayı düşünüyorum. Yani Shields mağazasını. Hatta şeyle bizim Emre ile beraber gidip orada bir çekim yapsak falan diye düşündük. Yani çok, çok şahane bir yer. O yüzden yani inanılmaz büyük ve yani her şeyin olduğu yani yok yokun olduğu bir mağaza. O da Shields mağazası. Şöyle bir şey yapabiliriz. Biraz oyalanmak için arkadaşların oturduğu civarda yani o mahallede şöyle ben bir tur atarım. Hem de arkadaşlara, izleyicilerimize biraz oradaki evleri de filan göstermiş oluruz diye düşünüyorum. Hani şey, zaman geçirmek için biraz, oyalanmak için yolda. Fena olmaz diye düşünüyorum. Geçtik hay Allah. Buradan dönecektik. Neyse. Sağa sola bakarken unuttuk, dönmedik. İleriden döneriz. Mühim değil. Zaten acelemiz yoktu. Ben de ne zamandır gelmiyorum buraya. Bu arkadaşa. O yüzden uzun sürede gelmeyince kaçırdım. Dönüşü kaçırdım. Işıklardan döneriz işte.
Buradan bir U dönüşü çekeceğiz. Dönülmez işareti var mı diye bakıyorum. U dönüşü yok. Yoksa dönelim diyorum. Yok madem dönelim, şöyle bir dönelim işte. Döndük. Arkadaşlarla işte eşi ve iki çocuğuyla iki oğlu var. Beraber daha geçen pazartesi akşamı şeyden döndüler, tatilden, Miami'den. Orada bir aşağı yukarı 10 gün kalmışlardı. Şimdi buradan sağa döneceğiz. Demin kaçırdığım şey burasıydı işte, dönüş. Nasıl kaçırdın ya? College View Drive. Şu solda ileride bir teknik okul var. 2 senelik teknik okul var. Şimdi buradan yavaşça geçeceğim. Bu civardaki, bu muhittaki, mahalledeki evleri şöyle bir gezelim beraber isterseniz. Hep beraber bakalım. Stream Lane. Okay. Arkadaşın evi tam şu ilerideki, soldaki ev. Önünden geçeceğiz şimdi. Biraz şöyle bir dolaşır geliriz. Şöyle bir aşağı yukarı 5-10 dakika, hiç olmazsa erken olsun, çok fazla erken olmasın gibilerden. Şöyle bir sağdan dolaşalım, gene geliriz. Burada ağaçların arkasında gördüğünüz bütün evler, yani şu yoldaki ağaçlar arkaları hep, bakın yol eve giriyor, görüyor musunuz evler bu şekilde. Dönerken daha iyi görülür. Şimdi sol tarafta kaldığı için kamera daha ziyade sağa çünkü odaklı. O yüzden o sol tarafı göremediniz ama dönerken görülür gene. Orada gördüğünüz gibi her taraf ağaç ve yeşillik ve park. Hakikaten çok ya, iç ferahlatıcı, güzel bir şey değil mi yani? Her taraf yeşillik, ağaç, park. Süper güzel bir şey yani hakikaten. Buradan şöyle bir ne yapalım? Geri dönelim şuradan. Normalde şu yaptığım hareket doğru değil arkadaşlar. Başkasının property'sine girmiş bulunuyorum. Ama manevra yapıyorum. Artık anlayış göstersinler, bizi vurmasınlar. Yukarıda doğru çıkan evler var. Bu ağaçların hep orman gibi görüyorsunuz. Yani orman bayağı. Onların arkası ev.
kolu çıkayım, sola dönünce ona gidiyor. Biraz da ileri gidelim, oradan gene geri geliriz. Oradan gene geri geliriz. Bakın şurada solda gene hoş bir ev var. Sağda. Şuraya bir girip manevra yapıp döneceğim. Burası bir ufak bir park, küçük bir park. Yani ne kadar küçük onu da bilmiyorum. Gördüğünüz gibi şurada basket sahası falan var, yapmışlar. Tenis kortu var burada. Yanında basket sahası yapmışlar. Gayet bakımlı, görüyor musunuz? Saha etrafı çok güzel bir şekilde çevrilmiş. Gayet bakımlı. Sanırım tartan pist şeklinde yapılmış yer. Basket oynanan yer ve de tenis oynanan yer. Tartan pist biliyorsunuz atletizm için çok uygun bir pisttir. Yani koşarken atletlerin dizlerini zedelememeleri için uygun bir şeydir, pisttir. Buradan şimdi geri dönelim. Baktık buraya da. İleride yol çalışması gibi bir şey vardı. O yüzden şimdi oraya gitmek istemedim. Sağa döneceğiz. Evet, geldik. Şöyle. Benim geldiğimi gördüler, kapıyı açıyorlar. Garaj kapısını. O da tesadüf yanıma geldi. O da giriyormuş. Benim geldiğimi görmüş. Ben şimdi geri gideyim de garajına girebilsin. Tam aynı anda geldik. Yani o da bir yere gitmiş herhalde. Oradan eşi bu. Oradan çocuklarla beraber yerden geliyor. Aynı anda girdik driveway'e. Komik oldu yani.